Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Doğukan Destereci, Balıkesir doğumluyum. İstanbul'da oturuyorum. Ömrü hayatım benim bu mahalle. Son kez bir telefonumu açma şansın var mı? İksan arıyordur beni, evet. İksan! Kızı bıraktığın yerdeyim ben. Hayatımın %50'lik bölümünü 6 sene 7 sene kadar Balıkesir'de geçirdim. Daha sonrasında benim babam şizofren başlangıcı rahatsızlığı geçiriyor. O dönemler bundan 10 yıl önce falan başlamıştı. Memleket memleket gezdik biz sürekli. Gurbet yüzüne, garibanlık yüzüne gerekse. Okuma şansım oldu. Turizm bölümü bitirdim. Yabancı dillerim falan var. Bu şekilde yani. Sonra İstanbul'a geldik. Ortalama bir 2 yılda falan İstanbul'da yaşıyoruz. Ömer Hayyam. Tabiri caizse Müzisyenler Mahallesi diye geçer bizim burası. Çünkü toplumun geneli müzisyendir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlkokul, ortaokul dönemlerimden bilirsiniz hani sinema filmlerine bir merak, televizyon filmlerine bir merak. Buradan izlediğim, aldığım şeyler falan filan ve daha sonrasında kendimde hissettiğim ve anladığım ezber yeteneğim, taklit yeteneğim. Ortaokulda bir tiyatro sahnesi olmuştu. O sahnede oynama şansım oldu. 22 sayfa ezberi, yemin ediyorum 2 gün ve 3 gün içerisinde hocaya verdim, sundum ve beni sahneye aldı. 100 kişi falan vardı. 100 kişi içinden seçilmiştim. Daha sonrasında İstanbul'a geldik. İstanbul'da bu şekilde hani sektöre daha yakın olduğumu hissettim. Çünkü çoğu film, ben Ömer Hayyam Mahallesi'nde burada oturuyorum, ikamet ediyorum. Bu mahallede geçiyor. Birçok dizinin şeyleri falan burada çekildi. Oradan almış olduğum bir merak. Düşündüm, bizim kendi içimizden de çıkabilir. Romanlar bazı şeylerden soyutlanmış, dışlanmış gibi hissettiriliyor bizim kendi milletimize. Aslında öyle değil. Ben kendim turizm bölümü okulu bitirdim. Okulu bitirmiş olduğum dönemde tekrar bu oyunculuk sektörüne falan merakım oldu. Birkaç arkadaşım hatta filmde oynadı. Daha sonrasında Kayhan abim mahallemize geldi. Bize Happy Egg 4 filminin çekileceğini söyledi. Ve mahallemizden bir 8-10 kişi kadar aldı. Fakat şimdi şöyle bir şey vardı. Bu, özür dilerim, ince ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Benle beraberinde gelen çocukların hepsi daha önce filmde oynamış veya reklamlarda rol almış kişilerdi. Ben hiç oynamadım. Kendimi göstermem gerekiyordu. Merak vardı, heyecan vardı, istek vardı gibi gibi şeyler. Film esnasında hep takip ediyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, nasıl geliyor, nasıl gidiyor, gidişat ne şekilde, film ortamı, ortam ne şekilde ve yönetmen ikide bir gidiyorum. Hocam, ben ünlü olur muyum? Orada bir bağ kuruldu aramızda. Yönetmen bir kişi orada bir sayfalık ortalama rol verdi içimizden. Ben biliyorum dedi. Fakat çocuk yapamadı. Daha sonrasında yönetmenim bana verin dedim. Okudum. Yüzüme baktı. Tamam. Ben bunu kendi doğaçlamamla yapacağım dedim. Ve normalde bir kamera çeker. Ben 3 kamera birden beni yakın çekim aldılar. Bu tarafa dedim bak, o tarafa bakma. Sana dedim hayatın dedim bir özetini geçeyim mi? Biz dedim kiminin dedim ekmeği bayat, kiminin dedim pırlantası ufak. Biz dedim hep bu hayatın ekmeği bayat olan tarafındayız. Çok özür dilerim, yanlış anlamayın. Şu an piyasada kim varsa benim diyen oyuncu biraz kendime ukalaca olacak ama çıksın karşıma rolse rol, taklitle taklit, ezberse ezber, hepsine varım. Ben bu hissiyatı kendimde hissediyorum. Allah'ın vermiş olduğu bir yeteneği hissediyorum, var bende. Ama ne bileni işte ortaya çıkartabileni. Mesela ünlü divamız Bülent Ersoy. Evladım yavrucuğum, ben Deniz Bülent ablanız. Helal mi? Helal mi? Zor, zor. Gibi gibi. Ben ne istiyorum biliyor musun? Hani şimdi ünlü oyuncular hayatlarından bahsediyor. Ben diyor mesela Şafak abi, Çavucağan'dan gelmiş. Gibi gibi birçok oyuncu mesela. Muro diye tabir ettiğimiz bizim oyuncumuz. Araba şoförlüğünden gelmiş. Hani bunlar bir yerden bir yere gelebiliyorsa ben neden gelemeyeyim? Benim eksiğim ne? Benim eksiğim yok, fazlam var. Şimdi ben de bir yerlere gelmek istiyorum. Film sektörüne girmek istiyorum. Oynamak istiyorum. Kendimi göstermek istiyorum. Bu yeteneğimi insanlara aktarmak, insanlara da göstermek istiyorum. Sesim güzel. Ben müzisyenim kendimizin. Ailemizden gelen bir şey var. Müzisyenlik. Onu yapıyoruz. Müzisyenim kendim. Darbuka davul gibi perküsyon aletleri çalıyorum. İyi kötü sesim güzel biraz. İşte isterseniz bir şarkı söyleyebilirim. Fikrimden geceler yatabilmirem, bu fikri başımda atabilmirem. Neyleyim ki sene çatabilmirem, neyleyim
sene çatabilmirem. Ayrılık, ayrılık, yaman ayrılık. Her bir dertten âlâ, yaman ayrılık. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hani biraz klişe, biraz skeç olabilir. Allah katında herkes eşittir, üstünlük takvadadır. Din, dil, ırk ayrılmaz bir bütündür. Bunu söylemek istiyorum. Hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Fakat insan çalışırsa, azmederse her şeyi yapar. Yapabilecek kabiliyette çünkü insanoğlu. Ne istiyorsan çok çalışman lazım. Tevekkül Allah'tan. İnsanlara demek istediğim şey şu. Çok çalışmamız gerekiyor. Ne istiyorsan gayret edip, sabır edip beklememiz lazım. Gerisi yaradana kalmış. Bunu söylemek istiyorum. Allah izin verirse ben de bu sektöre girdiysem ilerlemek istiyorum ve yapacağıma da inanıyorum.